Süleyman Bey, İstanbul'un en büyük temalı projesi olan Tema İstanbul'u MİPİM'de Fransa'daki gayrimenkul fuarında tanıtma ihtiyacı hissettiniz. Neden MİPİM, neden Fransa? Şimdi Fransa'da biliyorsunuz bu 25 yıldır devam eden MİPİM fuarı inşaat sektörü için çok önemli. Bu fuara yaklaşık 83 ülkeden katılım oluyor. Ve bu gelen meslektaşlarımızın dünyanın çeşitli yerlerindeki inşaat şirketleri ve mimari gruplar. İstanbul'umuzun böyle bir projenin varlığı, böyle bir inşaat şirketlerinin oluşumu ve bu büyüklükteki bir kapasitedeki adet olarak inşaat metrekare ve daire sayısı itibariyle Avrupa'da pek olmayan projeler. Ve şu anda bu bir şehir kurulumu yapılıyor. Onun için İstanbul'umuzun hem tanıtımı açısından hem İstanbul'daki bu inşaat şirketlerimiz açısından faydası var. O bakımdan bu fuara biz Türkiye olarak daha önem vermemiz gerekiyor. Ve biz inşaat şirketleri olarak da çok katılmamız gerekiyor ve burayı daha çok geliştirmemiz gerektiğine inandığımız için katılıyoruz. Evet. Türkiye inşaat sektörü olarak daha fazla görünmeli dediniz. Bunun için neler yapılması gerekiyor? Sizin tavsiyeleriniz neler? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz dünyada inşaat sektörü ikinci sırada, Çin'den sonra. Ve bizim sektör olarak inşaat sektörünün Türk ekonomisine büyük katkısı var. Hem iş gücü açısından hem çalıştırdığı insan açısından yaklaşık 80 tane mesleğimize bir yan sanayi canlandıran bir sektör. Ve inşaat sektörünün çok önemi var. Bu bakımdan bunun Türkiye'miz açısından, geleceği açısından önem verdiğimiz için. Bu ülke MİPİM Gayrimenkul Fuarı ile geçtiğimiz yılları bir kıyaslayabilir misiniz? Şimdi MİPİM fuarına baktığımız zaman çok her yıl oldukça gelişiyor. Ama bizim şu eksikliğimizi hissediyoruz. Bizim tabii İstanbul'umuzun bir maketiyle ve geniş bir katılımla birçok inşaat şirketlerinin de bu MİPİM fuarının içinde olmasını çok arzu ediyoruz. Sadece bizlerin ve 3-5 tane şirketin katılması yeterli gibi gelmiyor bana. Bu eksikliğimizin de önümüzdeki yıllarda tamamlanmasını arzu ediyoruz. Tavsiyeniz nedir? Nasıl giderilir bu eksiklik? Tabii bugün bir İstanbul Ticaret Odası Başkanı ile bir beraber olduk, görüştük. Onların da bu önümüzdeki sene bu işe daha çok önem vereceklerini arz ettiler. Ve bu çalışmalara yeni şimdi bundan sonra başlanması gerekiyor. Ticaret Odası'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mutlaka bu işe katkı sağlaması gerekiyor. O bakımdan büyükşehir belediyelerinin katkısını bekliyoruz. Siz İstanbul'da Vadi İstanbul ve Tema İstanbul gibi iki tane master plan bazında geliştirilen projenin büyük ortağısınız. Dünyada master proje bazında ne kadar projeler yapılıyor? Siz bunu İstanbul'da yapıyorsunuz. Bu konuda bir değerlendirme yapabilir misiniz? Kıyaslama yapabilir misiniz? Şimdi baktığımızda tabii bütün dünyadaki yapılan ve katılımcıların projeleri de mutlaka bölgesel olarak kentsel dönüşüm ve master planları var. Herkes kendi eskimiş bir bölgesini yenisinde bir planlama yapıyor. Tabii bizim kadar onlar daha çok geçmişte planları uygun olarak yapıldığı için çok sık bir değişiklikler yapmıyorlar. Ama bizim İstanbul'umuzda depreme dayanıksız binaların vasfını kaybetmiş binalardan dolayı daha büyük master planlarla bizim katılmamız gerektiğine inanıyorum ben. Eklemek istediğiniz bir son sözünüz var mı? Teşekkür ederim, sağ olun.